Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Derya. Sonunda bir okuma maratonu videosuyla karşınızdayım. Bugün bayramın birinci günü. Evet, doğru, birinci günü. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gecedeyiz. Pazartesi sabaha kadar hiç durmadan kitap okuyacağım. Çünkü bu dönem hiç kitap okuyamıyorum ve kendime bir sözüm vardı. Size de bir sözüm vardı. Bunu tutacağım. Bu gecelik kısa kitaplarla başlamak istedim. Ama 3 tane de seçtim yani. Öncelikle webtoonları seçtim. Sekreter Kim'in Nesi Var 1 ve Sekreter Kim'in Nesi Var 2'yi. Bunlar hemen biter. Arkadaşlar bakın. Yemin ederim 1-1,5 saate... Oh, oh. 1-1,5 saate gerçekten de bitiririm ben bu kitapları. Hemen ardından Elie Hazelwood'un bu ara novellaları var ya, 3 tane böyle 100 sayfalık. Bu 150 sayfa galiba, sıfırın altında, bunu okurum dedim. Ve de Elfheim Kralı Öykülerden Nasıl Nefret Etmeye Başladı. Zalim Prens dünyasını çok özledim. Kardan Vücudu çok özledim. O yüzden bu da kısa olduğu için dedim ki ben bunları bu gece, yani sabah 6'ya 7'ye doğru bitiririm. Hah, çok heyecanlıyım. Ya bitiremezsem diye çok korkuyorum. Çünkü uzun zamandır bu kadar odaklı bir şekilde kitap okumamıştım. Ama başaracağımı düşünüyorum. Konularıyla alakalı gerçekten çok bir fikrim yok. Okudukça size detay ve güncelleme vereceğim. Hazırsak hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet, tam olarak buraya mekanımı kurdum. Sabaha kadar da buradayım. İlk olarak daha Sekreter Kim'in Nesi Var 1'i okuyayım dedim. 1 ile 2'yi birkaç saatte bitiririm. Hem de gaza gelmiş olurum. Şimdi birini, hadi şimdi birini diyerek bitiririm. Sanki bunun animesini ben izledim. Ama izlememiş de olabilirim. İzlemiş de olabilirim. Okudukça göreceğim. Hazırsak başlayalım. Birazcık zaman geçtikten sonra, şöyle yaraladıktan sonra falan sizi güncelleyeceğim. Ya bu kadar. Bunu söylemeye geldim, gidiyorum. Ama birazdan yine geleceğim. Hadi. Şimdi kitabın yarısına geldim. Bunlar kitaptaki karakterlerimiz. Bu Sekreter Kim, Mi Su'ydu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bu da Yang Jun. Saçma söylüyor da olabilirim. Telaffuzlarına dair gram bir fikrim yok. Sekreter olarak bizim başkan yardımcısı olarak dediği bu erkek karakterimizin yanında çalışıyor. Çok hat bir beyefendi kendisi. Ama herhalde onu o kadar çok yoruyor ki borçlarını bitirdikten sonra işinden ayrılma kararı alıyor kızımız. Çocuk da şu anda taktı neden çıkacaksın diye. Şu an o kısımdayım. Böyle yarısına daha gelmedim ama gelmek üzereyim de. İnanılmaz hızlı akıyor. Yani nasıl böyle şuraya kadar falan okudum. Hatta nereye kadar okudum şimdi göstereceğim. Yanlışlıkla kapatmıştım çünkü. Bir dakika. Ya şunlar var. Çizimler çok iyi. Şöyle. Evet. Tam olarak ne yarısı ya? Şu kadar canı okumuşum. Benim kafadan atış peki. Şimdilik böyle. Konusu bu yani. Bizim erkek karakterimiz Yang Sun büyük ihtimalle Yang Jun. Yang Sun ne be? Yang Jun büyük ihtimalle kızı bırakmayacak. Ve biz de onu okuyacağız. Yarısını falan geçince size söylerim. Hello, ben Sekreter Kim'in Nesi Var 1. cildi bitirdim. Bazı yerlerde kahkaha atarak güldüm. Çok güzeldi. Genele bakıldığında böyle aşırı aşırı iyi miydi? Hayır. 5 üzerinden dolu dolu olmayan bir 4 veririm. Nasıl bittiğini anlamadım. 1 saat 15 dakikada falan bitirdim. Hani yanlış hesaplamadıysam. Erkek karakterimiz çok komik. Öyle narsist ki beni bazen patlatıyor. Kız işten çıkmasın diye kızın sürekli ne istediğini soruyor. Kız diyor ki erkek arkadaş istiyorum hayatıma. Hani hayatımı yaşamak istiyorum. Hayatımın en iyi zamanlarını çalışarak geçirmek istemiyorum diyor. Çocuk böyle. O zaman erkek arkadaşın olacağım. Kız diyor ki hayır. Çocuk tekrar soruyor. O zaman ne istiyorsun? Diyor ki evlenmek istiyorum. Çocuk böyle. O zaman evleneceğiz. Kızı bırakmamak için sürekli böyle şeyler söylüyor. Ve kız
ona hayır dedikçe kızı daha fazla istiyor. Bu genel olarak bunu anlatıyordu. Neden kızın işten ayrılmak istediğini. Zaten 9 yıldır beraber çalışıyorlar. Kızla çocuğun hayatı resmen iç içe geçmiş durumda ve çocuğun her şeyini çok iyi biliyor. Biz ikinci ciltte bir tık daha böyle roman sahnelerini okuyup görecekmişiz gibi hissediyorum. Hemen ona geçeceğim. Ona geçmeden önce de şunu söylemek istiyorum. Şunlar çok güzel çizimler. Göstermek istedim. Bakın bakın. Bebeğime bak. Yani bana evlenme teklif etse demeden ben böyleyim. Yüzüğü tak. Şuna derdim, bana yüzüğü tak. Güzeldi yani. Böyle çok kısa bir şekilde şak 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 okuyup bitecek bir webtoon. Hemen ikisine geçeceğim. Hiç mola vermeyeceğim. Dediğim gibi bugün sabah 6'ya 7'ye kadar gideri var. Bunu bitirdikten sonra da El Feymem'i sıfırın altındayım okuyacağıma karar vereceğim. Bu hemen başlayıp bitiyor yani. Çok fazla bir duygu, durum gösteremiyorum. İşte laf kalabalığına gerek yok. Okuyup geliyorum. Kız için havai fişek patlatıyor ve kız diyor ki çok güzel değil mi? Bir de havai fişek izlerken söylüyor bunu. Çocuk da onu izliyor. Çocuk da onu izliyor. Bakın. Ya ben ona odaklanıyor. Buna odaklan. Aha. Ben de istiyorum. Yeter. Sekreter kimin nesi var? İkinci cilt bitti. Ben de bittim. O da bitti. 1'de başladım. Gece 1'de başladım galiba okumaya ilk cilde. 1-2 saate biter diyordum. Yani 3-3,5 maksimum. Saat 4,5. Hatta 5'e geliyor yani. Canım bir noktada buna sıkıldı. Biraz yavaş okuyormuşum, bunu fark ettim. Webtoon'sun sen yani. Keşke hemen bitseydin. İkinci cildi hızlı bir şekilde bitirmeye çalıştım. Bitti. Güzeldi. Keyif alarak okudum kesinlikle. Çünkü kızımız da şimdi çocuğa karşı bir şeyler hissetmeye başladı. Çocuk da zaten bir yürüyor, kendini geri çekiyor falan böyle. O da, ikisi de duygularını tam olarak anlamlandırmaya çalışıyor yavaş yavaş diyebilirim. Bir de bizim çocuğun abisi de girdi olayın içine. Ve bu üçünün geçmiş olayları falan var. Böyle yeni yeni bir şeyler de çıkmaya başladı. Keyifliydi, güzeldi. Hemen bitirdim deseydim keşke, ama öyle düşündüğüm kadar hızlı bitmedi. Keyif aldım. Ama şunu söyleyebilirim. Ya ben öneririm. Sizi slump'tan çıkarmak için hani hızlı bir şey okumak istiyorum. Onun verdiği güveni istiyorum demeniz için kesinlikle bu webtoon'ları alabilirsiniz. Ama mesela ben bunları bitirdiğimde seri devam ediyor ya. Hemen 3. cildi okumalıyım. Ne olacak? Deli gibi merak ediyorum şimdi falan hiç demedim. Hemen başka bir kitaba geçmeye hazırdım yani. Öyle diyebilirim. İyiler, hoşlar. Ama böyle fav fav değiller. Keyif almalık, çıtır çerez okuyup bitirmelik webtoon. Kötü bir şey söyleyemem ama böyle aşırı duygularla doluyum, şöyleyim, böyleyim, okurken böyle oldum da diyemem. Sadece çok fazla kahkaha attığım yerler oldu. Onun dışındaki her hissim ortalamaydı. Şimdi ben iki kitap okuyacağım dedim bunlar üzerine. Dedim ki size videonun başında bunları da bitireceğim. Ama sabah 5 yani. Max birini okuyabilirim. İkisi de neredeyse 200 sayfaya yakın. Hangisini seçeceğim ben? O piti piti mi yapsam? Ben hangisini okumak istiyorum? Bence sıfırın altında okuyayım. Hiç ekstrem bir şey düşünmeyeyim. Şimdi Elfim Kralı Öyküler'den nasıl nefret etmeye başladı? Nefret etmeye nasıl başladı? Senin ne biçim uzun isim olur mu ya? Elfim Kralı. Söyleyken uykum geldi şimdi. Açık konuşalım. Hani isminden bile yorucu olduğun için seni okumayacağım bu gece, bu sabah, bu gece. Ya ben kısa bırakıyorum. Kızdım sana şu an. Tamam. Tamam. Seçtim. Çok hızlı oldu. Sıfırın altında okuyacağım. Bunu bitirdikten sonra uyuyacağım. Yarın devam edeceğim maratona. 3 günde ne kadar kitap okuyorum. Hem kendimi de test etmiş oldum şu anda. Başlayalım.
Hazırım. Ben kahve yapacağım, yoksa uyuyacağım. Kahve yapacağım, uyuyacağım. Kahve yapmam lazım. Uyuyacağım yoksa. Hello, ben kahvemi yaptım. Hazır kahvem. Az uyu çok oku da yazıyor üzerinde, mükemmel değil mi? Ve kitabım yanımda, okuyacağım şimdi. Birazcık böyle oynayarak okuyacağım. Popom o kadar acıdı ki. Oturmaktan. Kesinlikle oturmayı reddediyor şu anda vücudumun herhangi bir parçası. O yüzden böyle okuyacağım. Kusura bakmayın, yapabilecek hiçbir şeyim yok. Hareketsizlikten baygınlık geçiriyordum. Ya da orada yani o koltuğumda uyuyakalacaktım. Böyle olması daha iyi. Kitapta 21'e geldim. Güzel. Ya Eliezer Wood'un bu ara novellaları o kadar böyle şey olmuyor. Mesela keyifle okuyorum. Hani kızımız ikisi, çocukla ikisi NASA'da, çocuğun ondan nefret ettiğini düşünüyor ama bizim kızımız Kuzey Kutbu'ndayken mahsur kalıyor ve bizim çocuk onu kurtaracak falan böyle. Öyle tatlı bir hikayesi var. Ama çok kısa ve böyle bir anda konuya girdiği için benim böyle harika bir favorim olmuyor. Sadece tatlı kategorisinde kalıyor. Yine öyle olacak mı yoksa daha mı fazla seveceğim? Tabii bilmiyorum. Göreceğiz. Biraz okuyayım, görürüz. Aşıyorum. Şu an size odaklanamayacağım. Kitaba odaklanıyorum. İlk karşılaşmalarını okuyorum şu an. Hadi bakalım. Bu arada ilk kitaptaki karakterimiz, ilk kitaptaki Maray dedim yanlış hatırlamıyorum. Onun kuzeni çocuk. Ama böyle çok görüştüğü bir kuzeni değilmiş. Hani yıllar önce falan görmüş. Doğru, ilk kitaptakiydi. Çünkü Mara kızıldı ilk kitapta. Evet doğru. İlk kitaptaki kızın kuzeni. Bunu neden kendime onaylatmaya isteği duydum bilmiyorum. Ama bir şeyler oturdu şimdi zihnimde. İriydi, bir mühendisten çok oduncuya benziyordu. Bir anlığına askeriyeden olup olmadığını merak ettim. Ancak yüzündeki bir günlük kirli sakal bunun pek olası olmadığını söylüyordu. Vahşi. Geniş boynunu kaşımasını, sonra da geniş pazılarını geniş göğsünde çaprazlamasını izledim. Yerim. Yedim bile. Aslında tatlı başladı konuşmaları ama arka kapakta işte düşmanlar falan diyordu. Neyse göreceğiz. Bu takıldı kafama. Benim yokluk sebebi. Kız şimdi çocuk bir şey el hareketleriyle anlatınca düşüncesine bakın. Belli belirsiz el kol hareketleriyle anlatıyordu. Alt kollarında çiller ve soluk kızıl tüyler vardı. Bileğini yakalamak, gözlerimin önüne getirmek ve boş zamanlarında incelemek istedim. İzlemek, koklamak, dokunmak. Abla, tamam. Tamam, yanında. Sakin ol. Bu işi yapacağız. Sakin ol. Ayaklarım yoruldu. Şimdi oturacağım. Tamam, bu kadar. 5 dakika. Ben 5 dakika ayakta. 9 dakikadır ayaktaymışım. Ben de bir insanım sonuçta. Kim bilir nerelerini, kaç dakikasını keseceğim bunun. Oturmaya gidiyorum. Devam edeceğim. Yarıladıktan sonra geliyorum. Az önce midemden ses mi geldi? Hiç şaşırmam. Saat sabahın bildiğin 8'i arkadaşlar. Hava aşırı aydınlık. Şu an bu kadar gözükmüyor olabilir çünkü ben perdeleri full çektim.
Yoksa çok daha aydınlık içeri girerdi ve sıfırın altındayı da bitirdim bu arada. Sekreter kimin nesi var? 1 ve 2'ye de 5 üzerinden dolu dolu olmayan bir 4 vermiştim. Bunu da kesinlikle öyle veriyorum. Hem çok kısa hem kadın karakter çok benlik değildi. Ian'ı çok sevdim. Erkek karaktere bayıldım gerçekten. Yani her sayfada onu okumaktan keyif aldım ama kadın karaktere nasıl diyeyim tölere ettim yani Ian olduğu için. Çünkü ilk karşılaşmalarında Ian'la beraber olmak istiyor. Beraber olmak istediğim ben sadece cinsel olarak beraber olmak istiyor. Bunda hiçbir problem yok. Ama Ian onunla bir şeyler yaşamak istediğinde yani yemeğe çıkalım falan dediğinde direkt orada reddediyor ve beraber olamadan ayrılıyorlar. Yıllar sonra karşılaştıklarında böyle aralarında biraz etkileşim oluyor. Ama o sırada da kızın projesini Ian'ın reddettiğini öğreniyor kız. Ve çocuğu dinlemeden çocuk hakkında bir yargıya varıyor. Çocuk ona hani senin projeni reddediyorum ama çok tehlikeli. Hani kız için yapıyor zaten bunu belli ki. Ve ben şu tarz bir kadın karakter seviyorum. Karşı tarafı önce anlayacak ve hiçbir mantıklı sebebi olmadığını fark ettikten sonra yani analiz ettikten sonra sakin bir şekilde istediği kadar saydırabilir, ağzına da sıçabilir. Ama bir anda karşı tarafa böyle kendini savunma hakkı bile vermeden sesini kesip bir yargıda bulunmak beni rahatsız ediyor. Henat da öyle yaptı. Yıllar önce seni beraber olmadığım için falan filan diye saçma bir cümle bile kurdu. O yüzden dediğim gibi çok benim favorim olmadı. Bu seri içerisinde en az sevdiğim kadın karakter olabilir. Ama kitap çok akıcıydı. Çünkü serideki en sevdiğim erkek de Ian'dı. Yani böyle garip bir durum oldu. Ben çıtır çerez okudum. Aktı geçti. Ama çok bir şey beklemedim. Yani ben kitabı bıraktığımda hani önereceğim romantik kitaplarda ilk sıralarda falan olmaz. Eli abla okuyoruz. Reading slumbumuzu alıyor. Bizi böyle birkaç saatliğine mutlu ediyor ve geçiyor. Çok büyük beklentilere girmeden alıp okuyabilirsiniz. Sevmeyebilirsiniz, sevebilirsiniz. Ben de öyle bir aa falan modu olmadı. Bu kadar. Bitti arkadaşlar. Sekreter kimin nesi var? 1-2'ye de 4 verdim. Buna da 4 veriyorum. Hiçbiri de dolu dolu olmayan bir 4'tü ama güzeldi. Hepsini hızlı bir şekilde okudum. Akıcılardı yani. O noktada içiniz rahat olabilir. Ben artık yatıyorum. Bu videolar aşırı saçma ve salakça olmuş da olabilir. Elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Artık ne yapabilirim, ne diyebilirim. Yarın devam edeceğim. Bu maratonu büyük ihtimalle ben böleceğim arkadaşlar. 2 saatlik okuma maratonu yapacak halim yok. Part 1, part 2 diye bölerim büyük ihtimalle. Ama daha fazla boş yapmayayım. Artık uyumaya gideceğim. Ben bunu hak ettim bence. Hak ettim. Sizi seviyorum. Muah, yarın görüşürüz. Derya sevimin hazin sonu. Ay ne kadar güzel kuşlar ötüyor. Uyuyamadım. Bay bay dedim size ama uyuyamadım. Çünkü havanın kokusu bir güzel. Kuşlar arkada ötüyor. Başka bir şey de kaçınmaya başladı. Abi kitap daha mı okusam? Yok Derya yat ya tamam. Size sadece böyle bir aydınlığı göstereyim ve gideyim dedim. Şimdi gerçekten gidiyorum. Görüşürüz. Herkese merhaba arkadaşlar. Maratonumun ikinci günüyle karşınızdayım. Bugün cumartesi. Gündüz hiçbir şey okumadım. Full kardeşimle vakit geçirdim, takıldım, yattım ve kendimi maratona hazırladım. Dün Efem Kralı Öykülerden Nefret Etmeye Nasıl Başladığı'yı okuyamadım biliyorsunuz. Çünkü çok uykum gelmişti. Bugün hem onu hem de bir kitap daha okuyacağım. Söylüyorum hemen onu. Elfheim bu ve Elyişe'nin Yaralı Şövalye kitabını okuyacağım. Biliyorsunuz bu bir serinin, 3 kitaplık bir serinin ikinci kitabı. İlk kitabı da Serseri Prens. Ben Knight ve Luna'yı bunların, yani bu serinin aslında bir de anne babaları falan var. Önce onun çıkması gerekiyordu. Niye önce çocuklar çıktı bilmiyorum. Ama ya fark etmez benim için her türlü yerim okurum da. O zamandan beri bu çifti merak ediyordum. Nasıl olacaklar diye. Çünkü Luna sessiz kız. Knight onun böyle gerçekten de şövalyesi, onu koruyor kolluyor. Daha küçüklüklerinden beri o yüzden inanılmaz merak ediyordum. Elfheim yerine o yüzden önce buna başlayacağım. Biraz romantiklik dozumu almam lazım ve kendimi gazlamam lazım diye düşünüyorum. Yüzer sayfada bir sizi güncellerim diye düşünüyorum. Şimdi hiç dikkatimizi dağıtmadan hemen kitaba başlıyorum. Birazdan geleceğim. Mua. Arkadaşlar ben kamerayı açana kadar böyle bayağı bir ağladım. Çok ağladım. Gözyaşlarımı silip kamerayı açayım dedim. Şimdi tekrar ağlayasım var. 15 dakikadır çok sinirliyim. Yaralı Şövalye'yi dedim ki kamerayı açayım. Okurken kendimi göstereyim. Hani düşüncelerimi falan anlık söylerim. Kamera aklıma bile gelmedi. Kitap okumaya başladığım andan itibaren o kadar canım sıkkın ki. Çünkü kitapta hiçbir şey benim istediğim gibi ilerlemiyor. Benim istediğim gibi de geçtim. Her şey yokuş aşağı ilerliyor. Arap saçına dönmüş durumda. Ve yazarı saçından tutsam var ya, şunu güzel bir döverdim. Şiddet hiçbir şeyin çözümü değil. Ama Erciş sen bir yumruk yemeyi hak ediyorsun biliyor musun?
Düşüncelerimi toplayamıyorum bile sinirden ya. Toplayamıyorum bile. 200'e gelmişim kitapta. 220'deyim. Sözde 100 sayfada bir sizi güncelleyecektim. Ya ne güncellemesi? Kitapta ne olaylar duruluyor, ne karakterler birbiriyle beraber oluyor. Her şey Arap saçına döndü. Yemin ederim size her şey karma çorman bir hal aldı ya. O kadar güzel karakterler ki bu kitabı onlara layık göremezsin. Yasaklıyorum. Yasaklıyorum. Biraz kendime geleyim anlatacağım. Tekrar geldim. Az önce kamerayı kapatmak zorunda kaldım. Çünkü bir mental çöküş yaşadım. Bayağı ağladım. Dedim ki bunu görmesine gerek yok. Kimsenin, kendi içimde halledeyim. Aslında var ya. Birazdan geleceğim. Ben geldim. Şimdi daha iyiyim. Az önce gerçekten çok sinirliydim. Bayağı oturdum ağladım ya. 20 dakika boyunca falan oturdum ağladım. Şimdi gözyaşlarımı sildim. İyiyim. Sinirli de değilim. Kitabı kabullendim de. Ya kitabı kötü olduğundan değil. Finalde büyük ihtimalle ben 3 ya da 3,5 vereceğim bu kitaba. Çünkü akıcı ve kendini okutuyor. Ama karakterleri çok harcamış arkadaşlar ya. Şak diye harcamış. İnanılmaz. Erkek karakter ve kadın karakter Luna ve Nay çocukluktan beri birbirlerine aşık. İkisi de birbirinin tüm dünyası. Ama erkeği şizofren gibi yapmış. 3 tane güzel şey söylüyorsa 2 tane salakça bir şey yapıyor. Kızımız da onun o yaptığı şeyler yüzünden özgüvensiz hissedip çocuğa açılamıyor. Çocuğun herkesle beraber olduğunu zannediyor ama çocuk aslında kendini ona saklıyor. Ama kızımız bunu nereden bilsin yani Müneccim? Müneccim mi? Başka bir şey diyecektim ve beni sinirlendirdi Night yani. Kızı kıskandırmak için bir noktada, kızı harekete geçirmek için birileriyle takılıyor ama asla hani beraber olmuyor. Bunu nereden bilsin yani Luna? Bunu bilmediği için de tabii biriyle beraber oluyor. Bunu Night öğrenince kafayı yiyor ama normal bir kafayı yemek değil. İki tokatlasam o çocuk var ya kendine gelir. İki tane tokat atsam bir kendine gelirdi. Gerizekalı salak. Nereden bilsin kız senin kimseyle beraber olmadığını ya? Nereden bilebilir? Her gece beraber uyuyorlar. Luna'nın odasına geliyor Night. Ve bazen başka kız falan kokuyor çocuk. Yani öpüşmeyi, iyişmeyi falan. Sonuçta sen durdurmadın. Kızla beraber olduğunu gayet mantıklı şekilde düşünebilir. O yüzden biriyle beraber olduğunda ona kızamazsın. Sen beraber olmadın diye o da öyle olacak diye bir şey yok. Onun sorumluluğu değil o. Ya hiç böyle bir sorumluluk da yüklememeniz lazım zaten birbirinize. Ve bu kadar birbirinizi severken, özellikle yani erkek karakter bu kadar kızı severken nasıl bu kadar kızı kırabiliyor? Ve ayrıca yazar nasıl benim kalbimi bu kadar kırar? Ben bu serideki karakterlerin anne ve babalarının hikayelerinde en çok Rooks kitabını seviyorum. Aslında onu da çok sevmiyorum da bir noktada Rosie'ye çok bağlandım diyebilirim. Burada sen ne yaptın bana? Ne yaptın yani şu anda? Beni paramparça ettin. Bak yemin ederim size elim titriyor yani. İçimde bir yerler titriyor. Bir gençlik hikayesi bu. Beni bu kadar sinirlendirmemesi gerekiyor. Sinirlendirse bile bu kadar canımı sıkmaması gerekiyor. Ben anlatamadım hiçbir şeyi. Ne konuyu anlatabilirim ne bir şey. Zaten ortada konu diye bir şey yok. Neden beraber olmadıklarına dair gram bir fikrim yok. Bence karakterlerin de gram bir fikri yok. Çünkü ikisi de sadece birbirine aşık. Ama ikisi de ergen ergen hareket ediyor. O öyle yaptıysa madem ben de hayatıma devam edeceğim. Ertesi gün ama hayatıma devam edemem. O sonra gün ama edeceğim. Edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Öpüşüyorsunuz, ertesi gün salak saçma hareketler yapıyorsunuz. Sonra yakınlaşıyorsunuz, sonra yakınlaşmıyorsunuz. Ne? Ne istiyorsun? Ne oluyor? Söyle. Ay kaç... Ay... Ne bileyim çok sinirlendim kitaba. Ben bitirip geleceğim arkadaşlar. Gerçekten ben kitabı bitirip geleceğim. Hello. Evinizin delisi geldi. Kitabı sonunda bitirdim. Uzun zamandır hiçbir kitaba bu kadar sinirlenmemiştim. En son galiba Daisy Jones ve The Six'e bu kadar sinirlendim. Kafayı yedim. Kendimden geçmiştim. Ve bir de bu kitap. Çünkü çok potansiyeli olan ama erkek karakterin sıçıp batırdığı bir kitaptı yani. Daha başka bunu nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Bütün kitap çocuğun toksiklikleri yüzünden heba olduğu bitti gitti. Ona sinirlenmekten, ona kızmaktan yemin ederim kitaptan keyif falan alamadım. Ben 5 üzerinden 3 veriyorum. Erjişen,
bu karakterlere böyle bir kitabı reva görmeyecektin. Ha çok mu kötü? Hayır. 4 saatte çatır çatır okudum. Kitabın nasıl aktığını bile anlamadım. Sorun kitabın akışında falan değil. Kitabın içinde olan şeylerde. Hiçbir problem olmadan ya da ufak problemlerle çözülecek her şey çok büyük bir sorun haline geldi. En ufak bir şey kafaya takıldı. Erkek karakter aynı cümle içerisinde bile bir soğuk bir sıcaktı. Ben bu kadar dengesiz ruh hallerine gelemem. Beni rahatsız eder ki etti de. Üstüne daha fazla konuşmak istemiyorum. Dediğim gibi 5 üzerinden 3. Bir serinin ara kitabı olduğu için önerip önermem falan demek istemiyorum. Çünkü bunları okuyacağımı bilerek başlasaydım yine okurdum ben bunu. Çünkü serinin ara kitabı ve ben serinin 3. kitabını çok fazla merak ediyorum. Çıktığı gibi onu okuyacağım. Bu sadece olmadı. Serseri Prens, Darya... Sen mükemmelsin yani. Senin değerini bilememişim diyeceğim ama gayet de bildim. Ortalama. Neyse. Bak kalbim hala ağrıyor kitabı düşününce. Bırakıyorum artık. Kendime geleyim, hemen Elfem'e başlayacağım. Çız kesmeden devam edeceğiz. Sabaha kadar buradayım. Hello. Şimdi ben geldim. Üstümdeki kazağı çıkarttım. Tişört giydim. Camı açtım. Oksijen girsin içeri dedim. Böyle temiz bir hava alayım dedim daha da sakinleşmek için. Ardından Elfim Kralı'na başlamaya karar verdim. Şimdi daha mutluyum. Biraz daha hayattan keyif almaya başladım. Bir saat falan mola vermiş oldum. Aralıksız okuyacağım. Hızlı bir şekilde bitiririm diye düşünüyorum. Çünkü kaç sayfa biliyor musunuz? 174 sayfa. 2 saate falan biter. Çünkü resimler falan da var. Bazı sayfalar sadece böyle resim, çizim yani. Hadi bakalım başlayalım. Bu sefer daha sakin okuyacağım. Okurken de kendimi çekeceğim. Ama büyük ihtimalle siz bu okuduğum kısımları çok kısa kısa 10 saniyelik falan göreceksiniz. Ben bayağı çekiyorum. Bayağı editleyeceğim onları galiba. Hadi artık gidiyorum. Güncellemelerle görüşürüz. Karda da çok üzülüyorum ya. Çok seviyorum. Gerçekten seviyorum. Seriyi 3. kitapla sevmeye başladım. Ama orijinallerini almak istiyorum çok yakında ya. Umarım bu benim için destekleyici olur. Hemen alırım. Arkadaşlar, Elfim Kralı öykülerden nasıl nefret etmeye başladı bitti. O kadar güzeldi, o kadar severek okudum ki anlatamam. Bu Zalim Prens, Lanetli Kral ve Hiçliğin Kraliçesinden sonra okunacak bir kitap. 3,5 olarak geçiyor seride zaten. Karda'nın ilk kitaptaki o taştan kalbinin neden oluşunu burada okuyoruz. Çocukluğundan itibaren ufak ufak böyle hikayelerle. Çok iyiydi. Ne diyebilirim ki? Jude'da olan birkaç etkileşimi de vardı. Böyle hikaye tadında çok böyle beni yumuş yumuş yaptığı için böyle hislerle doldum. Bir anda böyle pamuk pamuk hissediyorum kendimi ya. Bir de bir iki tane Jude'da kardan çizimi var. Size onu göstereceğim. Arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Bir tek ben böyle hissediyorum. Bir tane daha var. Onu da göstermek istiyorum. Hadi şurada hemen. Ben bu çifti çok seviyorum. O kadar seviyorum ki anlatamam. Bu yılın favorilerinden oldu benim için kesinlikle. Ve de bu kitabı okumak bana 1500 liraya falan mal oldu. Çünkü ben hem bunun İngilizcesini hem de serinin İngilizcesini toplayacağım. Çünkü başka yolu yok yani, kafama koydum. Maaşımı aldığım an bunları alacağım. Çok güzeldi. Seriyi tekrar okumak istedim. O kadar güzeldi. Gerizekalı Nikasya'yı falan okuduk zaten, canım sıkıldı. Seri okumayanlar ne demek istediğimi anlamayacak da. O bile yani bir noktada akıyordu. Çok güzeldi ya. 5, 5, 5. Okuma maratonumu böyle sonlandırmak beni inanılmaz mutlu etti. Öneriyorum, alın yani. Şimdi
Sekreter Kim'in nesi var? 1 ve 2'ye 5 üzerinden 4 verdim. Sıfırın altında ya Ellie Hazelwood'un kitabı 5 üzerinden 4 verdim. Dolu dolu 4'ler değildi bunlar. İşte böyle çıtır çerez. Yaralı Şövalye'ye 5 üzerinden 3 verdim. Ulan Knight. Benim gecemi az kalsın mahvediyordun. Ardından Efem Kralı Öykülerden Nefret Etmeye Nasıl Başladı? Yıldızlı 5-5-5. Umarım bu okuma maratonu size yardımcı olmuştur. Ben şimdi kapatıyorum. Çok uzun tutmayacağım bunu. Çünkü zaten video inanılmaz uzun olacak. Çok fazla video çektim. Ah, gidiyorum. Bir sonraki maratonda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Mua.